Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Yine enerjik başladım. Allah'a çok şükür. Bizleri sizlere kavuşturan Rabbime binlerce şükür olsun. Arkadaşlar, sabah kalkar kalkmaz şimdi hemen ben yeşil çay yaptım kendime. Önce yeşil çayımı içeceğim. Güne enerjik başlamak için tabii ki. Zinde olmak için de sabah kalkar kalkmaz çayımızı içelim arkadaşlar. Bugünüm nasıl geçecek inanın hiç bilmiyorum. Sizlerle beraber başladığım zaman mutlaka o günüm iyi geçiyor. İnşallah her günümüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Eski özgür günlerimize kavuşalım, mutlu olalım. Hep birlikte özgürce kapılarda gezelim. Dualarımızı bol bol edelim namazlarımızda arkadaşlar. Ben her zamanki gibi yine erken kalktım. Çocuklarım uyuyor. Ev halkı uyuyor. Ya sadece İzzet kalktı. Onun da ufak tefek işleri var. O yüzden gitmek zorunda arkadaşlar. Onu yol edeceğim şimdi. Ufak bir kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra işini halledecek, gelecek arkadaşlar. Hallettikten sonra da evde kahvaltı, gene genişçe bir kahvaltı yapacağız geldikten sonra. Öyle aparatı atıştırıp da gidiyor arkadaşlar. Bir yaramazlık yok. Her şey bildiğiniz gibi. Hayat evde devam ediyor. Yani sizler nasıl yaşıyorsanız bizler de aynen öyleyiz arkadaşlar. Böyle biraz duygulandım bugün. Bir sohbet edeyim dedim. Sizlerle sohbetle başlayayım dedim arkadaşlarım. Canlarım benim. İnanın sizleri çok seviyorum. Değerli takipçilerim, bana yazdığınız yorumlarda defalarca okuyorum güzel yorumları. Allah razı olsun, elleriniz dert görmesin inşallah. Sizlerin sevgisine layık olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Böyle bazen düşünüyorum da, hayata tek tabanca başladık. Hiç kimseden bir yardım görmedik, kayınvalidemden başkasından hiçbir yardım görmedim. Allah razı olsun, mekanlarını cennet eylesin. Benim annem babam zaten çok önceden vefat etmişti. Şöyle bir dert deşeyim istedim. Ben 35 yaşımdayken, oğlum karnımda, küçük oğlum 6 aylıkken annem öldü önce, sonra babam öldü. Allah mekanlarını cennet eylesin. Kayınvalidem de 93 yaşına kadar yaşadı. Yaşadığı müddet içerisinde de bizlere maddi manevi yardımlarda bulundu. Tek tabanca bir memur maaşıyla ayakta kalmaya çalıştık. Eşimle birlikte geçinebilmek için, ben 3 çocuğumu büyütebilmek için evimde televizyon ışığında inanır mısınız el işler yaptım. Evlendiğim ilk yıllardan, bekarlık günlerimden beri yaptım arkadaşlar. Üretmeyi, kazanmayı çok seviyorum. Kadın dediğin evinde de kocasına yardımcı olur. Ben de öyle o kadınlardan oldum. Allah'ıma çok şükür 3 tane çocuğumu da okuttum. Hala da okutuyorum. Kimse arkamızda olmadı. Başımızı dayayacak hiç kimsemiz olmadı. Eşimle ben baş başa verdik. Bu seviyeye geldik. İnanın hiçbir şeyimiz yoktu. Emeklilikte bu daireyi aldık. 14 sene falan oluyor alalı. Kirada durdum. 8 sene ev taşıdım. Ondan sonra evlerimizi aldıktan sonra buraya yerleştik. Burayı sıfır almadım. İçini ben kendim yaptırdım arkadaşlar. Çok zorluk çektik. İnanır mısınız ayakta durabilmek için? Ek gelirlerimiz olmasaydı, ben ev işi yapmasaydım. Eşim Ordu Valiliği'nde üst düzey görevlisi. Onun da ek gelirleri var, yan gelirleri vardı. Onlarla bu zamana kadar idare ettik. Çok şükür Allah'ımıza, Allah'ımıza binlerce şükür olsun ki bu seviyeye geldik. Ve YouTube kanalı açtım. Çocuklarımı evlendirdim. İzzet de geldi bu arada. Şimdi çıkacaksın değil mi hayatım? Evet evet ben çıkıyorum. Sen gelince detaylı kahvaltı yaparız. Tamam olur. Canım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evde kalın ha. Benim canımı sıkmayın evde kalın. Ben arabayla gideceğim geleceğim hemen. Siz ben dışarıdayım zannetmeyin. Yani evde kalın diyorsak evde kalın da Allah Allah. Doğru mu? Evet. Nerede kalmıştık? Oradan devam edeyim ben. Şöyle bir dertleşelim dedim. Sizlerle beraber. Siz dertleşebilir misiniz ben gitsem? Tamam canım. Allah ısmarladık arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah kendine hiçbir zaman kimseye muhtaç etmesin. Sen de hayatım. Abi. Güle güle. Neyse ben şimdi bugün ilk defa yola demedim eşime. Sizlerle dertleşeyim diye. Arkadaşlar. Çok şükür Allah'ımıza. İki yıl önce de bir YouTube kanalı açtım. Hemen hemen iki yılı da bayağı bir geçti.
Bu seviyeye gelebilmek için gecemi gündüzüme kattım. İşime devam etmeye çalıştım. Yan gelirlerimiz olsun istedim. Tek maaşta zor oluyor biliyorsunuz. Oğlum, küçük oğlum üniversiteyi kazandı. Çok şükür Allah'ıma. Ufak da olsa onun harçlığını çıkarabiliyorum. Oğlumun harçlığını. Sizlerin sayesinde bu seviyeye geldim. Hepinize minnettarım arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Eğer kanalım büyürse de tabii ki sizlerle de paylaşmayı çok isterim. Çekilişler yapmayı da çok isterim arkadaşlar. Böyle içim böyle bir garip, bir duygusalım bugün. Anlatamam sizlere. Allah bu mutluluğumuzu bozmasın. Allah sağlığımızdan etmesin. Bu virüs belasından da hepimizi, cümlemizi korusun ya Rabbim. Diyerek güne başlıyorum arkadaşlar. İnanır mısınız? Hayatın acımasız insanlarına karşılık çok direndik. Eşimle beraber göğüs göğüse geldik. Birbirimize destek olduk. Yenilmedik, yıkılmadık, ayaktayız. Allah'ıma çok şükür olsun diyorum tekrardan. Hiç kimseden destek görmedik. Yani bir YouTube kanalı açtım. İnanır mısınız? Akrabalarım bile destek olmadı bana. Köstek oldular hep. Bir iki kişi hariç, onların da adını sizlere vermeyeceğim. Onlar sağ olsunlar. Kendilerine böyle videomu gönderdiğim zaman da izliyorlar. Allah razı olsun. Yani derler ya, akraba akrep diye. Aynen doğru. Aynen doğru. Ben yanlış hiçbir şey, hiç iş yapmıyorum burada YouTube'da. Allah'ımıza şükürler olsun diyeceğim gene. Dakika başı diyeceğim. Doğru yoldayım. Dürüstçe bir yayın yapıyorum. Dürüstçe videolar atıyorum. Yanlış yolda değilim. Yanlış yolda olduğuma da inanmıyorum. Eşimle birlikteyiz. Eşimle birlikte yayınlar yapıyoruz. Sizler de bizi çok sevdiniz. Eşimi çok sevdiniz. Aile yaşantımızı sevdiniz. Allah razı olsun. Bizler de sizleri çok sevdik. Akrabalarım olmasa bile benim koskocaman YouTube ailem var. Sizler bana yetiyorsunuz. Benim dert ortağımsınız. Dert arkadaşımsınız. Her şeyimsiniz benim değerli takipçilerim. Sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve günüme güzel bir sohbetle başlıyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Kanalıma abone olmayı, yan tarafımdaki zili açıp tüm bildirimleri ayarlamayı ve kanalımdan gelen bildirimleri takip etmenizi hepinizden çok çok rica ediyorum. Çok 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 rica ediyorum hem de. Bana destek verirseniz, kanalım eğer büyürse birlikte paylaşırız inşallah. Hoşça kalın. Şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım. Ev halkı uyanır ve birlikte... Günaydın, günaydın arkadaşlar. Mutlu bir günden sizlere günaydınlar. Şimdi ben sabah kalkar kalkmaz önce sütümü koydum. Yarım litre sütün içine 3 tane yumurtayı kırdım, çırpıyorum. Burada kuru yufkalarım var. Karadeniz'e özel arkadaşlar. Sizler de bilmiyorum, eğer evlerinizde veya dışarıdan alıp da yapıyorsanız, kuru yufka bu. Bu yufkayı şimdi önce bir ısıtacağım ılık suyla beraber. Ondan sonra sütlü yumurtalı bu karışıma kattıktan sonra arkasını önünü güzelce ıslatacağım. Ve tavada kızartacağım arkadaşlar. Eğer bu sütümden artarsa... Şöyle 4 tane yufka ıslatacağım bu sütte. Artarsa kenarımda ekmekliğin içinde bayatlamış ekmeklerim de var. Onları da batırıp tavada hepsini bir kızartacağım arkadaşlar. Burada da kahvem, hindiba kahvesi bitti. Şimdi bunu Nescafe ve sütle beraber yaptım. Tahıllı kahve falan da sipariş verdim. Hindiba kahvesi de sipariş verdim. Onlar geldikten sonra hindiba kahvesine tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben güzelce yumurtamı, sütümü çırpayım. Ondan sonra ocakta kızartmamı yapacağım. Arkadaşlar, dışarıda çok rüzgar var. Şöyle masama oturacağım. Önce Nescafe'mi içeceğim. İçine süt kattım arkadaşlar. Şeker yok. Bu kahveyi ben her sabah içiyorum. Ve içtiğim zaman da iştahımı kapatıyor. Beni tok tutuyor, zinde tutuyor. Ama farmasiye gelemiyor tabii ki. Önce suya, ılık suya batırdım. Sonra da süte, yumurtaya batırdım. Bu karışıma batırdığım yufkalarımı şimdi bakalım kızarmış mı? Zeytinyağında kızarttım arkadaşlar. Kızarmışlar.
çayımı da demlenmek üzere ocağa koydum. Bu arada poşet çay değil, dökme çayım varmış kenarda. Onu koydum arkadaşlar. Önce süzgece koydum çayımı. Dökme çayımı sonra üzerinde ılık suyla beraber suyun altında güzelce yıkadıktan sonra demleyeceğim. Suyum da kaynadı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi dökme çayımı yıkadım. Ve üzerine şimdi sıcak suyu ilave edeceğim. Dendiğimin ağzını kapatıp bir müddet ocakta, yani çaycımda bekleyecek arkadaşlar. Yufkalarım da böyle kızardı. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. 3 tane kızarttım. Bu 4. arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim çavdar ekmeklerim var. Dilimini çok çabuk bayatlıyor. Bir ekmeği 3 günde tüketemiyorum arkadaşlar. O yüzden sütümün içine böyle koyup biraz hafifçe beklettikten sonra sütümü de şöyle yanıma alıyorum. Damlamasın diye. İçinden ekmeğimi alıp şöyle bir süzdürdükten sonra tavama koyuyorum arkadaşlar. Bayağı bir içim arttı. Boya teknikleri de değerlendireyim istedim. Kahvaltıda zeytin, peynir, hepsi iyi gider arkadaşlar. İçinde zamanınız varsa biraz bekletirseniz daha güzel çeker. Ama ben şimdi çekim yaptığım için bekletemiyorum arkadaşlar. Şimdi altını hafifçe açacağım. Kısık ateşi almıştım sıçramasın diye. Şöyle biraz ileri gittikten sonra ortadaki yufkamı çevireceğim arkadaşlar. Hepsi birlikte şimdi burada kızarsın. Ben de ara ara Nescafe'mden yudumlayacağım. Ekmeklerim de kızara dursun. Şimdi kalan ekmeklerimi de kızartacağım. Daha güzel yeniliyor. Taze taze. Peynirlerimi çıkardım arkadaşlar. Beyaz peyniri ve dilimli kaşar peynir kahvaltıya koyacağım şimdi. Ekmeklerim de kızardı. Kızaran ekmeklerimi şimdi servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğumuz çavdar ekmeği. Şimdi tekrar ekmekten alıp batırıp batırıp tavaya dizeceğim. Arkadaşlar bir fırtına koptu. Peşinden de yağmur geldi. Martılarımı da doyurdum. Daha fazlaydı ama kalan bunlar. Diğerleri uçtu gitti. Karınları doyunca arkadaşlar. Bak onlar da yediler, uçtular gittiler. Ben martıları doyururken camda soğan doğradım canlarım. Böyle küçük küçük minik minik soğanları doğradım. Bundan ne yapacağım şimdi kahvaltıya sizlere de göstereyim. Pul biber koyacağım içine. Şu kadar. Zeytinyağı. Toz biber, pardon. Toz biber değil. Toz biber arkadaşlar. Yanlış söyledim. Ağzını da kapatayım. Yazdan kalma menemenim vardı. Menemenimin son 2 tane kaldı. Sizlere de zaman zaman gösterdim. Zaman zaman da gösteremedim. Hep aynı içerik olmasın diye. Şimdi soğanlarımı iyice kavurduktan sonra
Yeni menümü de şöyle bir karıştırayım. Bakın arkadaşlar, bu kavanozdan ben tam 30 adet yapmıştım. Şöyle göstereyim. Gelinime de yaptım. Oraya gelmişlerdi. Ağustos ayında Fındık'a gelmişlerdi. Ona da yaptım, verdim arkadaşlar. Oğluma da yaptım, verdim. Okuyan, üniversitede o okuyan evde kalıyor. O yüzden ona da yaptım arkadaşlar. Soğanım kavruldu. İyice. Ben zaten martıları doyururken soğanım pembeleşmişti. Şimdi kavrulan soğanın üzerine yarım kavanoz menemenlik yazdan kalma konservemi ilave ettim. Biberle birlikte yapmıştım. Sizlerle de paylaşmıştım. Aşağıya doğru inerseniz geçmişteki videolarımda yaptığım konserveleri de sizlere göstermiştim. Onları da izlerseniz görürsünüz arkadaşlar tarifini. Altını açtım. Şimdi fıkır 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 soğanla biberli menemenim, yeşil biber de koydum içine. Güzelce fıkırdasın. Önce sarımsağımı da doğradım. 3-4 diş kadar sarımsak doğradım. Sarımsakla birlikte de şimdi kavuracağım. Altını kısmıştım bu arada, yavaş yavaş ocağa sıçramasın diye. Kapakta kullanmıyorum. Aspiratörü açtım az önce. Sesim ondan az çıkmış olabilir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bu arada 3 tane yumurtayı da çıktım. Menemenin üzerine koymak üzere hazır arkadaşlar. Yumurtalarım biraz küçük çıktı. Bimin 30'lu yumurtasından aldım. Orta boy, büyük boy olmadığı için aslında 2 tane kırıyorum ben ama küçük olduğu için 3 tane kırdım arkadaşlar. Benim yaptığım menemen tarifim bu. Şimdi domateslerimin üzerinden çırpılmış yumurtalarımı da her tarafına gelecek şekilde ilave ettim arkadaşlar. Üzerine de telli kaşar koyuyorum aslında ama şimdi elimde bu kaşardan var. Böyle altını kıstım. Ay yakışmış ya. Tamam, çıkardım. Şöyle 3 tane koysam yeterli. Çok kaşarlı da üzeri sert oluyor. Şimdi ağzını kapatacağım, kısık ateşte bekleteceğim. Yine içim rahat etmedi. Üzerine az koydum kaşarı diye. 4 tane kaşar daha ilave ettim. Şimdi ağzını böyle kapatıp kaşarlar eriyinceye kadar kısık ateşte menemenim ocakta hazır arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Allah olmayan kardeşlerime de versin inşallah. Arkadaşlar menemenim pişerken ben de burada oturdum. Camımın önündeki böyle bodrum papatyalarıma takıldım kaldım. Çok hoşuma gidiyor benim bunları seyretmek. Toprak doldurdum arkadaşlar kenarlarına. Bayağı inmişti toprağı. Toprağı bol olsun istedim. İnşallah yerini sever, saksısını sever. Ve burada ebediyen benimle birlikte yaşar arkadaşlar. Burada da bambum var. Bakın bambum da böyle filizlenmiş. Bambunun herhalde eve şans getirdiği söyleniyor. 4 tane olursa. 2 tane alırsanız eve sağlık getiriyor. 4 tane alırsanız arkadaşlar şans getiriyor. İnşallah şansım bol olur. Beni izlersiniz. Bol bol izlersiniz. Kanalım büyür. Ve sizlerle birlikte büyük bir kanal olursa sizlere çekiliş yapacağım. Söz veriyorum arkadaşlar. Kanalım 10.000'i geçerse, izlenmelerim de artarsa çekiliş yapacağım haftada bir. Beni daima izleyen kardeşlerime hediyeler dağıtacağım arkadaşlar. Allah izin verirse, kazancım da bol olursa, reklamlarımı da izlerseniz kazancımı sizlerle birlikte paylaşacağım canlarım. İnşallah. Allah hayırlısını versin inşallah.
Kanalıma abone olmayı, sağ taraftaki zili de tüm bildirimleri ayarlarsanız benden gelecek bildirimlerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bana destek verdiğiniz için, beni böyle candan sevdiğiniz için hepinize minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım sizlerin bir ne muradı versin, ne muradı varsa versin inşallah. Ne diyeceğimi de şaşırdım bu arada. O kadar çok minnettarlık duyuyorum ki çok güzel yorumlar geliyor sizlerden. Olumlu eleştiriler geliyor. Ufak tefek kötü yorumlar da olabiliyor. Öyle ağır yorumları da, hakaret dolu yorumları da engelliyorum arkadaşlar. Sadece seyretmeyle kalacaklar. O kadar artık yorum yapamayacaklar bana. Kaktüslerimin diblerini toprakla doldurdum arkadaşlar. Bakın hep buralar toprak oldu. Yerinden çıkarmadan doldurulunca böyle oluyor. Toprak doldurdum. Şu görmüş olduğunuz çiçeğe doldurdum arkadaşlar. Şöyle bakın çiçek açmış, görüyor musunuz? Ucundan mor mor. Sanki böyle şey, berjerlerimin renginden takım oldu berjerleri. Çok güzel oldu. Bayağı bir şeneldi bu çiçeğim arkadaşlar. Demek ki arsız, yerini de sevdi. Yerinden çıkarmadan dibine toprak doldurduğum için böyle yerler olduğu gibi toprak oldu. Birazdan süpürgeyle beraber dağılmadan, ezilmeden çektireceğim. Sukulentlerim de böyle çiçek açtı canlarım. Çok güzel oldular. Ona toprak koymadım çünkü yeterli toprak vardı içinde. Şundan aynısından buna da diktim. Şu görmüş olduğunuz, adını bilmiyorum. Sizler biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Buraya da diktim, dışına doğru, aşağıya doğru böyle daha güzel olur. Eğer böyle çok yeşerirse onu şu köşeye almayı düşünüyorum. Bu da hiç gelişmedi, büyümedi. Böyle bekliyor burada arkadaşlar. Bakalım, sabırsızlıkla bekliyorum. O da büyürse onun da çiçeği çok güzel oluyor. Şu görmüş olduğunuz, şöyle göstereyim. İzmir'den getirmiştim ben bu çiçeğimi. Bu çiçeğim de çok güzel yeşerdi. Yerini de sevdi. Saksısı da büyük. Yani çiçeklerim burada gayet güzel yeşerdi arkadaşlar. Şimdi hemen süpürge tutacağım yere. Dış tarafındaki çiçeklerimin dibini de doldurdum toprakla. Bu çiçeklerim benim kar yağdıktan sonra domlu oldu. Ne yaptı arkadaşlar? Şu değil de şu ortadaki bayağı bir içinde çiçek vardı. Bu çiçeğim donmuştu. Tekrardan diktim. Tekrardan toprak doldurdum. Ama tuttu yani. Bu da tam zamanında dikmişim. Yeşerdiği zaman da sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Bu çiçeğim de sarı sarı ucularından berjerimin arkasına koydum. Böyle çiçekli İzmir'den almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu da bayağı yerini o da sevdi. Şöyle aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Coştukça coştu. Bu da çok güzel çiçek açıyor. Açtığı zaman sizlerle paylaşırım inşallah. Yakındır çiçeğini sarı sarı ucularından küçük küçük verir.